Herkese merhaba. YouTube'da bizleri izleyen konsey ekibine ve işte sinema severlere hoş geldiniz diyeyim. Ali Kemal Çınar çok değerli. Son yıllardaki benim de çok önem verdiğim, filmlerini çok değerli bulduğum yönetmenlerden ve Türkiye'deki hem ulusal hem de uluslararası boyutta aslında ses getirecek zekice fikirler ortaya çıkartıp bunu sinematik evreniyle bizleri taşıyan Ali Kemal Çınar bugün bizlerle. Merhaba Ali Kemal Çınar, merhaba Ali Kemal, hoş geldin. Merhaba Tufan, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, valla bu pandemi döneminde idare etmeye çalışıyoruz. Hani bir şekilde korunuyoruz, korunmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da işte filmler yazıp ya da filmler düşünüyoruz, izliyoruz. Öyle geçiyor yani, çok rutin aslında. Evet, ya Ali Kemal Çınar'ı bilen bilir. Sinemayla ya da sinefil olan, sinemayla ilişkili son yıllarda özellikle hani festivallerle de hani haşır neşir olmuş herkesin bileceğini düşünüyorum. Çünkü şundan dolayı hani standart festival filmleri olarak kabul edilen birçok öğeyi kırıp absürt ve sürreal bir yapı içerisinde kendi sinemasını, kendi anlatım dilini ve yalın bir şekilde ve zekice fikirlerle bize verdiğini düşünüyorum. Hani bu kısa filmlerinden de aslında başlayan serüvenle bu uzun metraj filmlerine doğru taşındı. Aslında bu uzun metraj filmler ve kısa filmleri de hem kısa filmcilere hem de yeni film çekmek isteyenlere de cesaret verici bir durumdu. Hani şöyle kendisinden de hani biraz kendisinden bahsetmesini rica edeceğim ama kısaca hani bir girizgah yapmam gerekirse öncelikle Diyarbakırlı olduğunu vurgulamak istiyorum. Beden eğitimi spor bölümünden mezun olduktan sonra Diyarbakır Sinema Kulübü'nü kurduğunu biliyoruz. Ve oradan sonra da sinematik bir yaşam ki öncesinde de var bunun mazisi. Başlıyor sanırım ve özellikle Genco çok parladı ve ondan sonra da Arada parladı. Hani film festivallerinde demek istiyorum. Bu iki filmde içerisinde aslında anlatım biçimi olarak başka bir tarz. Daha önce hani dünya sinemasında belki örnekler gördüğümüz ama hani buralarda çok fazla görmediğimiz bir örnek ortaya çıkarttın. Biraz kendini bu sinematik evrendeki aslında nasıl oluştu? Sende bu sinemayı tetikleyen şey neydi ve nasıl bir yolculuk oluştu? Ondan bahsetmeni rica edeceğim. Olur. Ya ben aslında şöyle, sinema kulübünü bir grup arkadaşla kurduk aslında. Daha doğrusu ben kurulmuştu da ben birkaç ay sonra dahil oldum o sinema kulübüne. Diyarbakır Sinema Sanat Merkezi bünyesinde kurmuş olan bir oluşumdu. 2003 yılında. Hala da devam ediyor. Onu hani gururla da söylemek lazım. Çünkü böyle bir sinema kulübünün Türkiye'de 17-18 yıl devam etmesi büyük bir hani başarı. O süreç içerisinde de ben hani kısa filmler çekmeye çalıştım. Bir 10 tane kısa film çektim o dönem içerisinde. Yani 2004'te ilk kısa filmi çektim. Bugüne kadar da 10 tane kısa film, 4 tane uzun film. O da son çektiğim film henüz çıkmadı. 2019'da çekmiştim uzun filmi. Yani o kısa film döneminden aslında biraz ben hani bahsetmek istiyorum. Çünkü bütün hani o yoğunluğun, bütün o derinliğin neyse, hani bende oluşan şey neyse, o hayal gücü ya da bahsettiğin o zekice kurulan dünyadan bahsetmek gerekirse, o kısa film dönemine çok nasıl diyeyim, yani çok böyle o kısa film dönemi aslında biraz etkiledi yani bu bakışımı. Çünkü orada hem amatörlüğü, hem imkansızlığı, hem hiç gerçekten hiçbir şey olmadan nasıl bir şey üretebilirim fikirleri veya düşüncesi o dönemden çıkmıştır. Hani onun dışındaki dönem bana çok şey verdiğini düşünmüyorum. Hala ben onu cepten yediğimi düşünüyorum açıkçası. Çünkü o dönem hem zaman olarak, hem fikir olarak, hem ruh olarak bayağı beni kendine çeken bir dönemdi. Bütün hani o bir şey varsa, bir birikim varsa o döneme aittir.
O yüzden çok önemsediğim bir şey. Bu senin bahsettiğin bir cesaret verme ya da işte insanlara biraz özgüven kazandırma meselesi benim için de çok önemliydi. Çünkü ben de çok ihtiyaç duyduğum bir duyguydu yani o dönemlerde. Hep böyle biri bana desin ki Ali Kemal ya yapılabilir ya bu iş. Çok böyle şey yapma hani düşünme ya da üzülme falan demesini çok beklerdim yani. Çünkü bizim sinema kulübüne böyle dışarıdan birileri geldiğinde hani hem eğitim için hem böyle hani festival için geldiklerinde hep böyle ağızlarına bakardım yani hani biri desin de şey yapayım cesaret alayım böyle devam edeyim falan diye. O yüzden çok önemli bir şey ve o duyguyla aslında hareket edip hani bugün bir şey çıkarmışsam ya da bir şey oluşmuşsa o duygunun eseridir rahatlıkla diyebilirim. O yüzden birilerine de cesaret verebiliyorsa bunu rahatlıkla da söyleyebiliyorum. Hani ben yapmışsam herkes yapabilir aslında. Çok nettir benim için bu anlamda. O yüzden hep böyle o amatör duygu ya da o amatörlük bende hep var, hep oldu. Ki zaten birçok insan da hani hala beni amatör görüyor. Bundan da çok acınmıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten de öyleyim. Yani hani amatör olmak için ya da amatör ruhu taşımak için çaba sarf ettiğim bir durum değil. Gerçekten öyleyim yani. Yani amatör bir noktadan hareket ediyorum. Hatta eskiden mesela arkadaşlarımı bir film yapmaya ikna edemezdim. Çünkü çok böyle sıradan yaklaşırdım yani film yapmaya. Yani hani onlar için şeydi yani hani bu duyguyla yani bu imkanlarla ya da bu bakışla hani filmin çekilmesi ya da ortaya çıkması imkansız gibi gelirdi. O yüzden hani çok samimi olduğum çevremle, arkadaşlarımla, ailemle hareket ettim. Gerçi hala da öyle devam ediyor. Çünkü bu kez belki biraz onların fikirleri değişti bana karşı. En azından hani bir şeyler yapabiliyor, bir şeyler ortaya çıkarabiliyor noktasında bana biraz daha güven duyuyorlar. Ama eskiden hatırlıyorum hani şeydi yani hani sırf arkadaşımız şey olmasın hani üzülmesin ona yardımcı olalım hani yardım etmemiş olmayalım gibi bir duyguydu aslında. Ortaya bir şeyler çıkınca da bu kez onların da hani inancı arttı. O açıdan o ruh bende hiç gitmedi. Hala da öyle yani birini ikna etmek için belki o kadar uğraşmıyorum ama hala o seviyeden hareket etmekten ötürü insanların motivasyonu düşebiliyor. Yani çünkü çok hani sıradan aslında bir eylem gibi gerçekleşiyor yani film yapımı denen şey. Yani şeye giremedim ben aslında hani bir türlü işte bütçeyi oluşturalım, işte bütçeyi arayalım, fonları takip edelim gibi şeyler bende çok işlemedi. Bir tanesi işletmek istedim ama o da 3 senedir yapamıyorum bir türlü o projeyi. O açıdan orası da benim için böyle bir şey yani artık yani ben emin olduğum şeylerden bir tanesi. Hani benim kendi yöntemim, kendi hissiyatım neyse o doğrultuda gitmek ve öyle gerçekleştirmek filmleri. O açıdan rahatlıkla diyebilirim yani hani bu yöntem bende çok denendi ve somut bir şeye büründü yani bir şeye büründü en azından. O açıdan şeyim yani hani geri dönüp baktığımda yani artık ne yapabilirim onu düşünüyorum yani hani şey değil yöntemi değiştirmek, tarzı değiştirmek değil nasıl bir şey yapabilirim mi düşünüyorum sadece. Yani ki şöyle bir şey var, hani motivasyonla, hani Zoom'a girmeden önce de bahsettiğin, hani bu pandemi süreci hani herkesin belli bir anlamda motivasyonunu biraz düşürüyor üretim anlamında aslında, ama şöyle bir bilen bilir aslında, bakmakta fayda var. Hani İF İstanbul Bağımsız Film Festivali'nde keşif yarışmasında birincilik ödülüyle 2016 yıllarında aslında bu süreç hızlı bir şekilde devam edeceği biraz belliydi. Belki sen o zamanlarda böyle mi ilerleyecek diye, tabii ki yani soru işaretleri vardır. Her uzun metraj film çekenler de öyle düşünüyorum. Gizliyle zaten hani bir serüven ilerledi ve sonra biz en çok az önce de bahsettiğim gibi Genco'yla nasıl bir film bu? Çünkü hani nasıl bir film bu dediğimiz şöyle bir şey. Cesaret etmesi, hani bütçeleri çok fazla olan insanların bile cesaret etmesi zor bir hikaye. 5 yaşında, 5 yaşındayken başka dünyadan gelen biri ona süper güçler vermiş, Ali Kemal'e. Şimdi hikaye bizim hani kahramanlık hikayeleri olarak Hollywood'un dayattığı,
Bu işte Avengers'lar, Marvel filmleri, DC filmleri gibi hani bir hikaye gibi görünüyor ama içerisinde aslında çok absürt ve çok dram öğeleri de barındırılan o anlatmak istediğin evreni de çok güzel bir şekilde sunduğun bir film ortaya çıktı. O hani büyüyünce Ali Kemal'in o giydiği kostümden tut da orada hani iletişim biçimlerine kadar. Zaten sanıyorum orada zaten sen bir şaşırttın herkese. Yani kim bu? Ne oluyor diye festivaller sürecindeki sohbetlerimizde de ben hatırlıyorum. Orada kalmayıp arada zaten çok parlak bir fikirdi gene. Çünkü hani dünya sinema tarihinde örneği var mıdır? Vardır belki. Belki ben anımsayamıyorum ama iki tane dili iki dili de bilen ya da bilmeyen için filmin tamamına kadar yani sonuna kadar takip etmemizi sağlayan ve çok da güzel bir derdi. Gene absürt bir şekilde ifade ederken bir yandan da sürreal bir dünyaya bizi soktuğun bir hani dünya aslında ortaya çıkarttın Arada filmiyle. O da çok şaşırtıcıydı bence. Hatta Genco'dan daha şaşırtıcıydı diye düşünüyorum. Çünkü hani bir oto tamircisi film boyunca kendini de tamir etmeye çalışıyor aslında bir yandan da. Hani öyle bir izlenim oluşturdum izleyenlere. Ve bu parlak fikirler Ali Kemal Çınar'ı çok daha ki hani Siyah'taki ödüller işte gene İstanbul Film Festivali'ndeki ödüller falan çok daha parlak noktalara getireceğini hepimiz aslında umutla bekliyoruz. Tabii pandemi geldi gibi gibi ama hani bu süreçte hatta işte şimdi bir roman üzerine bir hani filmden bahsediyorsun. Bir senin yazmadığın bir uyarlama bir hikayeyi sanırım ilerleteceksin. Yani Bunu yaptık aslında. Hani tamamlandı ben mı? Hı. ara vereyim de. Ya şöyle Erhan Sunar'ın geceden önce aldığı romanını uyarladım. O öykü birlikte yazdı film için. Senaryosunu ben yazmıştım. Hı. 2019'da aslında bitti o film. Sonra hani post falan derken aslında Antalya'ya da post için yarışmıştı. Orada da yer almıştı Evet. film. Sonra başka yapımcılar da devreye girince sonra pandemi patladı aslında hemen öncesinde. O öyle kaldı o film. Hı. Ama bitmiş bir film aslında. Yani öyle bir ilk fırsatta hani çıkarmayı düşündüğümüz filmlerden biri. Evet, pandemi biraz şeyi sürecimi baltaladı açıkçası ama yani aslında yaptım yani 2019'da. Yani eğer pandemi olmasaydı belki yani şimdiye kadar belki geçen yıl ya da 2019'un sonlarında çıkabilecek bir filmdi. O yüzden Peki öyle bekliyor yani o film. bu hani Genco'nun cidden hani yani belki atıyorum olanakların çok daha fazla olsa bir yapım çok daha büyük bir proje şekilde elinde olanakların olsa bu zekice fikirleri farklı bir sinematik bakış açısıyla da bizlere aktarmak isteyebilirsin tabii ki. Ancak şeyi merak ediyorum. Şimdi cidden hani Genco ve Arada hani parlak filmler, parlak fikirler. Bu ama sende şey oluşturuyor mu? Ya işte evet bunlar değer gördü, karşılığını da buldu. Şimdi hani yeni projeler üretirken bir endişeye kapılabiliyor musun? Mesela hani hep şey derler ya Özcan Alper sonbaharın üstüne çıkamadı. Sonbaharın üstüne hep öyle bir hani izlenim vardır. Halbuki diğer filmler de aslında çok iyidir ki şimdi de önümüzde hani değerli bir film işte çekti post prodüksiyon aşamasında. Bu sende bir endişe uyandırıyor mu peki yeni hikayende mesela? Karşılığını bulur mu? Bende uyandırmıyor çünkü bende daha iyi bir film çıkmadı diye düşünüyorum. O yüzden o kaygıya hiç girmedim. Hani ya daha kötüsünü yaparsam diye. Ya nasıl olsa hani çok iyi bir film olduğunu düşünmediğim için hani daha iyisini yaparım gibi bir kaygı oluyor aslında. Ama hani şeyden dolayı hani çok iyi bir film yaptığımdan değil. Ya ben bunu daha iyisini yaparım ya. Bu o kadar olmamış dedikten sonra aslında çıkıyor zaten. Ama şu da var hani Özcan'dan bahsettim de hani yani yönetmenin veya sanatçının neyse ya kötü film ya da kötü ürün ortaya çıkarma gibi bir hakkı da var aslında yani hani bu hakkımı kullanayım gibi olmaz ama şey yapmak ister o her şey uymayabilir yani birbirine çünkü çok bazen şey olabiliyor yani böyle bir çok hassas bir denge üzerinden gittiği için beklediğinin de tersi
Yani çok iyi bir film beklerken aslında ortaya çıkan şey kötü de olabilir. Ya da daha zayıf bir film olabilir. Ben o kaygıyı şeyden sonra yaşadım. Yani Kurt'e filmi ilk, ben aslında ilk uzun filmim Kurt'e film. Yani kısa film Evet. olan. Sonra ve Şarti, Genco ve Arada. Aynen. İlk filmden sonra aslında o kaygıya girmiştim. Sonra ve Şartı'ndan sonra da çok giremedim yani. Hani bundan daha iyi film yapar mıyım, yapmaz mıyım falan giremedim. Çünkü şeye çok önemsedim. Hani farklı, birbirine farklı tonlarda olmasını önemsedim. Hani yani ve Şartı'nın dili ayrı ya da hikayesi ayrı, Genco'nun ayrı ya da Arada'nın ayrı. Ama yani birbirinden aslında uzak tutup, tabii hani temelde kendi dilin, kendi dünyanın olması durumu söz konusu, ama hikayesel olarak ya da yarattığım karakter olarak hani birbirinden ayrı dünyalar, ayrı filmler olmasına dikkat ettim. Yani aslında biraz avantajı belki oradan yakaladım. Hani daha iyi olur, daha kötü olur ayrı bir şey, ama şu oluyor. Hani dört filme bakınca seviyorlarsa eğer filmleri, herkes farklı filmleri seviyor aslında. Ama Bu bir ortak bir taraftan dili iyi. var. Senin bir aslında Ali Kemal Çınar sineması diye bir şeyin oluşumuz görünüyor yani. Kısa filmlerinde de var. Hatta pandemide çektiğin Dilop'ta bile var hani bu dil. Hepsinde aslında toplumun bir yarası. İşte kadına biçilen rol olsun, dili özgürce kullanamama olsun. Yahut işte hani yaşamak için bulunan topraklarda kendini özgürce ifade edememe olsun gibi çok derinde aslında. Ve hani filmin hikayesinde de bunları absürt ve işte çekim olarak da aslında çok daha gerçekçi bir dille verdiğini düşünüyorum. Hepsinde de ufak ufak öyle şeyler var. Tabii ki dediğim gibi sen belki de mali olarak hani bütçen daha da hani kafandaki yarattığın olanağı işte atıyorum Özcan Alper'in son filmlerinde kullandığı kameralar işte olabildiğince olanakları biraz daha atıyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın diyelim hadi. İşte çok daha fazla şimdi olanakları var. Olanaklar sahip olduğunda bu dil gene temelde olacak. Sadece evreni daha iyi vereceksin gibi. Yani sinematik görseli daha belki üst boyuta çıkaracaksın gibi geliyor. Evet, ya dediğini anlıyorum. Yani tabii ki ben de düşünüyorum. Hani daha iyi tekniklerle, daha iyi olanaklarla yapmayı, ama de korkmuyorum değil yani. Bir kaygım da var o noktada. Hani Nuri Bilge Ceylan aslında çok iyi bir örnek. Mesela ben hala Mayıs Sıkıntısı'nı daha çok seviyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii Evet. ki görsel olarak çok zenginleşti, dil olarak da yetkinleşti, ama yani o ikinci filmin vermiş olduğu hissiyatı sonrasında vermediğini düşünüyorum açıkçası. Yine Bir Zaman Anadolu'yu sevmiş olsam bile. Evet. Yani şeye dikkat etmek lazım. Hani olanaklarım arttıkça yaratıcım düşüyor diyor ya hani Bresson. Evet. Bu açıdan hani yaratıcılık artsa dahi aslında bir ruh var bence. O ruhu korumak lazım. Yani o nasıl korunur bilmiyorum. Yani çok bildiğimden değil. Belki ben o aşama geçmediğim için, onu görmediğimden dolayı bilmiyorum. Ama geçersem kaygılarımdan bir tanesi en baştaki şey bu olur aslında. Hani tekrar o dünyayı, o sinematik evreni istediğim şekilde verebilecek miyim, veremeyecek miyim? Hani o kaygı bende var, ama tekniğin artması tabii ki önemli. Hani niye artmasın ki? Çünkü Teknik dediğin gibi teknik aslında ne kadar artsın hani sana işte devasa kameralar, devasa ışık sistemleri, kamera yan ekipmanları da olsa aslında temelde anlatmak istediğin hikaye ve dil değerli diye düşünüyorum kendi adıma da. zaten demek istediğim o şey aslında o yani. Hani artabilir tabii. Yani mesela büyük bir ekiple de çalışılabilir. Hiç problem değil. Ama sonuçta oradaki yönetmenin bakışı, dünyası geçebiliyorsa benim için önemli olan o aslında. Bunu tersten düşündüğüm zaman da aslında rahatlıyorum. Çünkü bu az teknikle ya da az imkanlarla yaparken bile hissettiğim şey şu oluyor. Hani ben dünyam yansıyor mu, yansımıyor mu? Hani duygumu geçirebiliyor muyum, geçiremiyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden o noktadan itibaren aslında teknik çok anlamlı gelmemeye başlıyor. Tabii şöyle bir durum da var. Hani ben de sonuçta festivallerde gösterildi filmler. Hani bir sürü görüş de aldım, ettim. Diyelim ki yazıldı, çizildi de.
hep ortak noktalarda konuşuluyor haliyle, hem iyi hem kötü anlamda da. Yani ben seyirci sonuçta şeyi bekleyebilir yani, hani daha bir iyi bir teknikle yapılmasını bekleyebilir yani. Onun da bir hakkı var sonuç itibariyle. Evet. Ama şu var hani, sonuçta ben de bunu yapan kişiyim yani. Yani bu inisiyatif bende aslında. Doğru. Değil mi? Yani çok, dışlamıyorum tabii ki. Yani isteyen izler, istemeyen izlemez dediğim bir nokta değil. Yani sadece inisiyatifin bende olduğunu, buna tabii ki karar verecek olan kişinin ben olduğumu, yani ben olmam gerektiğini düşünüyorum yani zaten. Çünkü başka türlü olacak bir şey değil yani. Evet. Peki salt hikayelerinde oluşturduğun hikayelerde, kısa filmlerde dahil ama özellikle uzun metrajlar için sormak istiyorum. Kritik beslendiğin noktalar ne? Nereden oluşturuyorsun o zihni? Çünkü farklı bir zihin bu. Yani bilindik bir şey, bir hikaye ortaya koymuyorsun aslında. Ya ben o ters düşünme durumunu Kafka'dan öğrendim açıkçası. O beni bayağı etkilemiştir yani. Hani hikayelerini okurken, romanlarını okurken ya da kendi onun dünyasına girerken filan en çok etkilendiğim şey yani kişi odur. Hani dünya sanat tarihinde hani Kafka'nın o ters düşünme, o absürt düşünme hali beni çok etkilemiştir. Yani o asıl oradan geldiğini söyleyebilirim. Tabii aynısı mı oluyor, ona benziyor mu, o tartışır tabii ki onunla. Artık zaten bir yerden sonra o benzerliği kurmamaya da çalışıyorsun, o ayrı bir şey. Ya da bilerek de kurmak istiyorsan yine de bilerek de kurabiliyorsun ayrıca. Ama o ters düşünme ya da absürt düşünme hali Kafka'dan geldiğini düşünüyorum. Ama hikayeleri oluşurken çok sıradan aslında bir basit bir olay bile benim için şey olabiliyor. Hani başlanmak için ya da bir hikaye yazmak için çok hani geçerli olabiliyor. Mesela Genco'yu buzdolabı açmaya çalışan bir süper kahraman fikrinden gelmişti aslında. Hani dokundurmadan sadece beyin gücüyle falan. Yani sadece ilham kaynağı odur mesela. Ama sonra hikaye tabii evrildikçe başka bir noktaya geldi. Hatta iç çıkış sahnesi bile kalmadı yani filmde. Yani onun üzerine geliştirirken hikayeyi o bile kalmadı yani. O yüzden herhangi basit bir şey, ya din meselesinde mesela, o da hani kardeşimden ilham aldığımı söyleyebilirim. Arada da oynayan Osman karakteri. Evet. Onu da böyle bir hani Kürtçe oynamak istiyordu ama Kürtçeyi bilmeyen biri. O yüzden ben de Kürtçe şartı koşmuştum ona. Hani Kürtçe olursa oynarsın falan diye. Ve bunun Evet. üzerine böyle hep konuşurken ederken ya dur bakayım ya sen de oynayabileceğin bir şey yapabilir miyiz falan gibi bir şey demiştim. O açıdan yani her yerden olabilir yani. Ben çok şey yapmıyorum. Hani böyle ilham gelsin de yazayım ya da ilham arayayım gibi kaygım ya da bir çabam hiç olmadı. Çok basit aslında bir düşünme şekli ya. Sadece fikir şey olarak hani tarz olarak biraz daha ters düşünme kabiliyetiyle ilgili herhalde. Evet. Peki hikayelerinde bu filmlerinde özellikle hepsinde bir dert var. Hepsinde anlatmak istediğim bir mesaj, bir aslında yaşanılan bir gerçeklik ve bunu da hani bir farkındalık yaratmak hissiyatı da var aslında. Bu hiç abartı olmayan mizahın, filmin içerisindeki mizahın bu anlatmak istediğin derdi engelliyor mu acaba? Çünkü hani bu tarz filmlerde de çok fazla bu mizahi örneği özellikle hani bizim topraklarda çok fazla görmüyoruz. Acaba engelliyor mu, engellemiyor mu onu merak ediyorum sence? Ben de aslında arada da o kaygıya düşmüştüm. Yani yani aslında başlarken yani Kurt Efendi'nden diyelim hani Evet. filmin çok böyle mizahi olabileceğini hiç tahmin etmemiştim. Sonra ve Şartı'da da aslında çok böyle hani sadece bir iki sahnede ya insanlar gülebilir bu iki sahnede falan demiştim. Ama hani tümünden mizahi tarafın çok olduğunu gördüm ya da öyle düşündüklerini gördüm. Sonra Genco'da zaten aslında Genco'da da artık şey yani bu tamamen absürt mizahi bir film Tabii. diye tanımlamıştım zaten. Çünkü o çok belliydi yani. Hani bu böyle alttan alttan gelebilecek bir şey değildi.
ortada bir süper kahraman var ve onu absürtleştiriyorsun. Evet. Ama arada da ben bunu hiç yani yine tabii komik bir hikaye olduğunu biliyorum ama hani bu kadar gülünecek bir hikaye olmadığını düşünüyordum aslında. Hı. Ben İstanbul Film Festivali, Ulusal Yarışmada pardon, ben Evet. ilk orada izledim mesela filmi. Seyirciyle birlikte daha doğrusu. Yani ben seyircinin bu kadar güleceğini hiç tahmin etmiyordum o filmde. Açıkçası. Ya çünkü ben hani tamam gülünecek şeyler var elbette ki ama hani vermek istediğim ya da anlatmak istediğim bir mesele var. Ona daha çok odaklanılsın istiyordum bakınca. Ama çok daha çok daha güldüklerini gördüm yani seyirciye. Tabii bu meseleyi anlamadıkları manasında gelmiyordu. Evet. Ama ben çok etkilendim o izleme seansından. Yani çok mu komik bir film yaptım? Şimdi ben meselelerim geri plana mı indi falan bayağı kaygılanmıştım. Ki zaten paylaşmıştım çevremdeki arkadaşlarla falan. Evet. Yani seyirciden gelen tepkiler, sorular bunun olmadığını göstermesine rağmen ben orada şeye düştüm yani. Hani o kaygıya bayağı düştüm. Ve ondan sonra zaten yaptığım film de mizah olmayan sadece dram olan bir film oldu Öyle benim dönem. mi? Evet, hikaye öyle gibi. Ben de baktım çünkü hani Aynen. hani esere. Biraz öyle hani şimdi başka bir yolculuk mu çıkıyor acaba senin sinemanda diye düşündürüyor yani. Yani ben de şöyle düşünüyorum, hani bir ara vermem gerektiğini hissettim. Ya belki biraz yenilenmek de gerekiyordu, belki biraz düşünmek de gerekiyordu bu mevzuyu. O yüzden böyle bir, aslında ben bu geceden önce de iyi şey hemen yapmayı düşünmüyordum. Bir iki film sonrasında düşünüyordum. Bunu görünce aradan sonraki tepkileri, biz bunu yapalım Erhan dedim yani, gittim tıklım birlikte düşünüp yazdık. Evet. Ben öne almış oldum aslında bu hikayeyi. Aslında pişman da değilim. Çünkü Evet. zamanı diye düşünüyorum. En azından bir ara bir şey yapıp sonrasında tekrar devam edebilirim. Belki yeni bir enerjiyle daha bir taze edelim falan diye. Arada belki böyle şeyler de yapmak gerekiyor. Çünkü bazen hani albümler falan olurdu ya eskiden. Bir şarkıcının bir şarkısı diğerlerinden farklı olurdu filan. Ha evet. Yani muhakkak böyle ya rock'tır. Diyelim ki özgün müzikse bir rock parça Araya yazacak. bir rock parça. Ya da bir çok strof parçaları varsa bir hareketli parça katıyordur falan. Doğru. Hani bu herhalde bir ihtiyaç meselesi. Ben de öyle bir ihtiyaçtan tamamen dram olan, tırnak için daha ciddi olan bir film yapmış oldum. Hatta bence hani sen takip ettiğim kadarıyla minimalist bir sinema üzerine de aslında hani tercihin var, önerilerin var gibi geliyor. Daha önce işte röportajlarında ya da işte diğer hani seninle yazılar yazmış arkadaşlardan biliyorum. İşte Yosujiro Ozu'dan bahsediyorsun, Tisei Ming'den bahsediyorsun. Hani önemsediğin yönetmenlerle ilgili. Dreyer'den bahsediyorsun. Şimdi bu aslında senin sinema düşüncende ileride göreceğiz galiba. Belki işte bir sonraki film ya da bu filmde ve sonraki filmlerde de minimalist bir anlatım biçimi de sanki sende yatıyor. Bunu bize sonraki projelerinde yavaş yavaş yerleştirecekmişsin gibi geliyor. Arada da biraz bunu gördük sanki ama. Ya aslında ulaşmak istediğim nokta orası. Ama ben biraz herhalde işiyle dolandırdım sanırım. Ya ben o yönetmeni, saydığım yönetmeni tabii ki çok seviyorum. Hani buna Akerman'ı da katabiliriz. Ya da Agnes Varda'yı da katabiliriz. Ama ben dediğim gibi yani o filmlere ulaşmak bence büyük bir mesele. Ya da o tarza. Belki de kendimi daha hazır hissettiğimi söyleyemem. Benim için büyük bir sinema orası. Hani orada o ize girmek ya da o kanala girmek biraz zor henüz. Ama istediğim şey orası. Hani yapabilirsem ne ala ya da bir çabam olursa ne ala. Ama şimdilik benim için kolay olan daha yapabileceğimi düşündüğüm tarzda ilerlemek. Ama ufak ufak girmeyi ben de tasarlıyorum, istiyorum gerçekten de. Tabii şöyle hani bir tekrardan ziyade hani bir şey söyleyebiliyorsam o dünyada hani o çerçevede bir şey katabiliyorsam yine bir şey katabiliyorsam o nokta benim için çok önemli oluyor çünkü.
Yani başarısız olsa dahi en azından bir çaba olmasını isterim. Yani hani şeye dönüşsün istemiyorum. Hani bir tekrara çünkü sonuçta iyi izleyiciyiz. Yani ben kendimi de Evet. hani öyle görüyorum. Yani böyle tekrar eden bir sinemayı izlemeyi ben de istemem açıkçası. Hani farklı bir şey söyleyebiliyorsa, hani büyük bir şey söylemesi gerekmiyor gerçekten de, ama hani en azından bir bakışını görebiliyorsam o yönetmeni daha çok sevebiliyorum ya da daha çok takip etme isteği uyandırıyor bende. O yüzden ona bir hazırlık gibi geliyor bana gerçekten de. Ama bakalım, yani ben de tabii bir şey yapamıyorum. Hani nereye var, nereye gider onu çok kestiremiyorum. Bugün güzel bir haber geldi aslında. İşte köprüde buluşmalarda Genco'nun da proje olarak hani uluslararası boyutta bağlantılarla önemli bir yere doğru ilerleyeceği de dizi şeklinde sanıyorum bir projelendirdiği. 5 ya da 6 tane proje arasında yer alıyor Genco. Bu serüvenle ilgili bilgi verebilir misin? Nasıl bir yol bekliyor Genco ile ilgili bizleri? Ya Genco'yu aslında ben hep ilk gösterimden bu yana herkesin istediği şey vardı. Sorduğu işte devamı gelecek mi, gelmeyecek mi? Çünkü bu süper kahraman hikayelerin hep devamı geliyor ya bir şekilde. Ardı arkası gelmiyor yani artık. Yani devamından Genç. öte Evet. bayağı uzun uzun serili filmlere dönüşüyor. Hep bana da geliyordu yani hani Genco'yu yapar mısın, yapmaz, düşünür müsün falan diye. Ben hiç böyle çok yanaşmıyordum aslında. Ama bu dizi meseleleri falan biraz patlak verince ya dedim hani film değil de dizi olarak olmaz mı ya acaba Genco falan. Böyle bir düşüneyim falan demiştim. Sonra 2-3 ay önce ben başladım hani bunu yazmaya falan. Ya bir 8-10 bölüm de yazdım hatta. Sonra köprüde buluşmalarda duyuru yapınca ha o zaman bir şansımızı deneyelim. Belki Evet. oradan bir yere varırız falan diye. O yüzden başvurduk. Yapımcım Nesra Gürbüz'le birlikte. Evet. Ve çok yani bir 31 proje arasında herhalde 5 tane seçilmiş. Aynen. O açıdan beni de bana da biraz moral verdi aslında. Hem bu pandemiden dolayı da hani bu bayağı enerjimiz de motivasyonumuz da düşükken güzel bir haber gibi geldi bana da. Hani Evet, bu evet. ya çünkü şeyi özlemişim yani böyle sinema tartışmayı ya da işte bir projeyi tartışmayı, konuşmayı filan. Umarım vesile olur. Böyle bir yere de varır, çekme gibi bir imkanım da olur. Yani olmasa dahi oradan bir şey çıkmazsa diyelim ki yani bir yere varmazsa da ilerisi için çekebileceğim bir proje gibi duruyor. Tabii, yani çok güzel bir haber bizim açımızdan da, öncelikle izleyicilerin açısından da. Bu bahsettiğin, az önce senin de bahsettiğin bu dizi olayları gitgide artmaya başladı. Dijital platformlarla biraz da bu oldu. Yani Türkiye'de de işte dijital platformlar açıldı, açılacak hani bildiğimiz kadarıyla da. Pandemi de tabii buna etkili. Pandemiden dolayı sinemalar, film üretimi işte mecburen azaldığı da için çok önemli yönetmenleri bile dijital platformlarda, dünya sinemasında görüyoruz. Bu serüven bizim hani sinema olarak hani biraz baltalıyor mu acaba? Üretimi de çok önemli dediğim hani isim marka olan yönetmenlerin dışında sinemayla ilgilenmeye çalışan gençler ya da yeni sinemacılar için biraz zor bir süreç mi bekliyor? Ya da tam tersi üreten herkese al sana bir seçenek, bir sürü platform var. Olanaklar mı sunuyor acaba? Senin fikrin ne bu konuda? Ya ben tümüyle olumsuz bakmak istemiyorum. Ama tümüyle de olumlu da değil yani durum bence. Yani sinemalar açısından düşünürsek zaten hani benim gibi yönetmenlere çok yer kalmış değildi açıkçası. Yani o yüzden ben o konuda zaten umutsuzdum. Hani dijital platformlardan da önce. Yani gösterime girmiyor yani çok net. Artık girmeyecek de yani öyle bir şey yok. Çünkü hani Genco'dan bahsediyoruz ama Genco'nun izleyen seyirci sayısı 2000 bile olmadı yani düşünün. O yüzden hani çok umutsuz bir durum benim açımdan ya da işte benim gibi düşünen yönetmenler ya da film yapmak isteyenler açısından. Hani büyük bir prodüksiyon olmadıkça, çok böyle ünlü oyuncular olmadıkça gösterim işi bence artık yok gibi. Evet. Ya da işte aksiyona dayalı bir sinema yapmıyorsanız ya da komediye dayalı bir şey yapmıyorsanız sinema olayı bence zor artık. Ya ama şöyle bir durum var. Hani onun dışında bizim içinde dijital platformlarda bir seçenek gibi görünüyor.
Ben çok ona da şey değilim. Hani çok olumsuz da bakmıyorum. Tabii yani bir filmin sinemaya girmesi, gösterilmesi benim için daha bir önemli bir şey ve daha iyi bir şey aslında. Çünkü sinema bence zaten orada hani izlenen bir durum. Ama yürümüyorsa da böyle oturmaktansa başka alternatifleri de değerlendirmek, üretmek gerekiyor. Hani dizi mevzusu da bana şöyle ilginç geliyor. Ben de yani bayağı dizi takip ediyorum, izliyorum. Sinemadan da farklı şeyler söylediğini de biliyorum bazı filmlerin özellikle Evet. dizilerin. Hakikaten sinemanın dilini de tıkandığını ve kimi dizilerde bunun da bayağı sinema dilini de zenginleştirdiğine de tanık oluyorum hani zaman zaman. Bazı filmler bayağı üst bir seviyede gidiyor. Hem böyle bir durum da var hem böyle bir avantaj da şu hani birkaç sezon sürüyorsa zaten şeye dönüşüyor yani filmler artık bütün karakterlerin artık hikayelerini gördüğümüz ve tanıdığımız bir mecraya dönüşüyor. O çok acayip bir şey. Yani çünkü sinema gibi bir ortamda diyelim ki 90 dakika 120 dakikalık bir ortamda bütün karakterleri aynı şekilde geliştirme mümkün olmuyor. Bir şeye odaklanmak gerekiyor. O odaklandığınız şeyi de derinleştirmeniz lazım sürekli. Ama dizilerde ise tam tersine bir bölümü başka bir yan karaktere ya da birkaç bölümü bir yan karaktere ayırıp birden film başka bir boyuta da dönüşebiliyor. O çok ilginç bence. Dizinin bir avantajı bu. Yani tamam daha da kapsamlı, daha da böyle seyirci içine çeken ve hikayenin derinleşmesi sağlayan bir durumu var. Ama sinema nereden kendi farkını yaratabilir? Diliyle yine o tüketen seyircinin tüketmesinin önüne geçmekle kendine ayrı bir dil kurmakla bence o farkı yaratabilir. Onun dışında da bence dizilerle yarışmanın ya da o platformla yarışmanın bence bir anlamı yok buradan bakınca. Çünkü gerisi için zaten tamamen dijitale dönecek yani. Bunun başka bir yolu yok bence. Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor. Bize de sorulan bir soruyu sana sormak istiyorum aslında. Hani biz film yapmayı çalışan arkadaşlar olarak hani Adana'da yer alıyoruz biz de, Adana'da yaşıyoruz. Bize de diyorlar ki işte İstanbul'a da gidip geliyoruz belli projelerde ama niye İstanbul'a gitmiyorsunuz? Neden? İstanbul asıl bunun merkezi. Evet ki senin yolculuğun bizim hani evet biz de yabancı filmlerde, yerli filmlerde rejidir, prodüksiyonları yapıyoruz ama senin yolculuğun bir sinema yani uzun metraj film çekmek isteyen bir insan için önemli bir kariyer süreci de söz konusu. Ödüller olsun, festivaller olsun, değerli bir süreç aslında. Ali Kemal Çınar'ın şu ana kadarki geldiği süreç dahi önemli diye düşünüyorum. Ve İstanbul seçimi olacak mı, oldu mu, neden olmuyor ya da? Ben onu ilk filmde onun sorgusunu yapmıştım aslında cevabını da vermiştim kendimce. Çünkü hep karşımda çıkan şey şu. Hani tırnak içinde taşrada yaşıyorsun. Bir merkez de var o da İstanbul. Ankara, İzmir bile değil yani sadece İstanbul. Oralarda muhakkak yapılması gereken şey oralar aslında. Sinema orada yapılır. Ki eskiden gerçekten de öyleydi. Yani bir 35 mm filmlerin olduğu dönem tabii ki yani Diyarbakır'da film üretmek çok zor bir şey. Yani 35 mm'ye ulaşmak tabii yine prodüksiyonunuz olsaydı belki yapardınız ama asıl yeri İstanbul'du yani. Orada bütün kameralar orada, oyuncular orada, set, ekipman her şey orada. Haliyle oraya transfer olmanız lazımdı. Ama dijitalle birlikte bence bunun artık bir farkı kalmamıştı. Tüm döneme denk geldi. Hani bizim artık basit kameralarla bile filmleri çektiğimiz bir dönemdi. Bu ama çevredeki insanlar ya da buna bakan insanlar bunu bilmiyorlar tabii haliyle. Hani dijital 35'lik nedir onların ayrında olmadığı için hani onlar ömrümüz onları anlatmakla geçti Evet. manyak çocuk. Doğru. Yani hani aileden tut da en yakın arkadaşına kadar falan bir sürü badireler atlattık yani bu konuda. O yüzden ben bunu bir 10 tane kısa film yaptıktan sonra zaten Kurt'e filmde biraz işlemeye çalıştım. Orada da bir sahne var. Anne Ali Kemal'e diyor işte İstanbul'a sen de niye gitmiyorsun falan diye. Yani onun biraz da parodisiydi aslında. Hani film üretmek isteyen, Taşlı'da film üretmek isteyen birinin hani aile çevresiyle kurduğu ilişkili
ilişkiyi anlatan bir filmdi zaten. Hı. O yüzden hani bu bizim için karşımıza çıkan temel meselelerden bir tanesi. Çok şükür ki artık yok öyle bir şey. Evet. Yaratılmıyor artık. Çünkü ben bu konuda biraz ısrar ettim. Hani burada film üretilebilir, burada yapılabilir. Hani buradan da bir şeyler elde edilebilir gibi bir konuda da ısrar ettim. Ve artık o şey bana gelmiyor. Hani niye burada yapıyorsun, İstanbul'a git falan gelmiyorlar. O açıdan iyi bir şey. Hani çevremdeki arkadaşlar da biraz bu konuda biraz şey oldular yani motive oldular. Çünkü insanı mutlaka iten bir durum ya bu. Evet. Zaten bir şey üretmek istiyorsun ama üretememeyi de buna da bağlayabiliyorsun yani bir zaman sonra. Çünkü öyle bir psikolojiye de girdiğim oluyor benim de. Hani o dönem düşününce ya işte İstanbul'da olsaydım belki daha çabuk yapardım falan dediğim zamanlar oluyordu. Ama ısrar etmek gerekiyordu. O ısrarın sonucu belki bu oldu. Yani onu çok emin değilim ama en azından insanlara biraz motive oldu. Yani beni tanıyan, yani çevremde olan insanlar filan. Evet. Yani bir örnek gösterebiliyorlar. Yani hani işte İstanbul'a gitmeden de film yapabildi. Hani Hı. başarılı olur, başarısız olur ayrı bir şey. Evet. Bu iyi bir noktaydı bence. Geceden önce filminin sürecini ne zaman bekliyor bizi? Nasıl bir yolculuk sence söz konusu? Bize onun bilgisini verebilir misin bir de? Tamam. Ya aslında şöyle biz postu bitirmek üzereyiz. Hı. Şey kalmadı. Sadece şu an test ediyoruz filan. İlk önce ben hiç Avrupa'yı denemedim. Tam film gösterildi bazı yerlerde. Belki ödül de aldı. Hani beş şartıyla falan Hı. ödül almıştım da oldu ama hani böyle premierini falan hiç Avrupa'dan başlatmamıştım. Evet. Biraz arada pandemi girince öyle bir şey yapalım mı diye düşündüm. Hani düşündük daha doğrusu. Hı. Biraz belki onu kurcalarız, Evet. zorlarız. Eğer orada bir premier yapabilirse iyi olur. Yapamazsa da zaten hani Türkiye'deki festivallere yine yollarız. Tabii. Ama bu tamamen hani açılırsa, tam böyle hani festivaller eskisi gibi olursa güzel olur. Hani öyle bir durum olursa en azından tekrar aynı ortama, aynı hani yere yani dönüp böyle güzel bir açılış Hı. falan yaparsa filmle ilgili bence iyi Evet. olur. Hani beklentim bu yönde. Gösterim olur olmaz o da ayrı bir şey. Ben olacağını düşünmüyorum gösterimin ama Hı. olmasa da problem değil. Artık Ya işte gene başka sinema vasıtasıyla ya işte dijital bazı platformlar vasıtasıyla belki söz konusu olur. Sonraki aşamada tabii ki. evet. Hı Tabii hı. tabii ya ben şeye karşı değilim. Ben mesela bütün filmlerimi YouTube'a attım yani ilk başından Evet, itibaren. aynen. Yani onları mesela dijital platformlara da Hı. saklayabilirdim. Yani onları da yollayabilirim ama şey yapmadım, girmek istemedim ona. Hı. Çünkü öyle üretmedim yani o filmleri. O yüzden rahatlıkla herkes ulaşabilsin istedim o filmlere. Ve bence de vizyondan ya da gösterimden çok daha etkili oldu benim Evet, açımdan. çok daha büyük bir kitleye ulaştı böylece. Ya hem öyle bir de şöyle yani senin mesela biliyor, filmleri de biliyor ama izleme şansı yok. Doğru. Yani nereden izleyecek? Hani yaşadığı şehirde ya sinema yoktur ya sinema varsa da oraya gitmiyordur zaten. Hı. Zaten çok sınırlı sayıda dağıtım yapılıyor. Diyelim ki en fazla 5-10 salonda gösterime giriyor. O da büyük şehirlerde. Onun Hı. dışında kalan insanlar nasıl izleyecek o filmi? Hı. O açıdan bence çok iyi oldu. Ben ilk yapmaya başladıktan sonra Hı. hiç tanımayan, etmeyen ya da işte izlemek isteyen insanların izlediğini ve çok mutlu olduklarını gördüm. Yani en azından hani ulaşabildiler filmlere. O Hı. açıdan bence çok etkili. Şeye dönüşebilirse, hani maddi bir getirisine dönüşebilirse bence yani dijital platformlar çok çok daha iyi bir nokta sağlayabilir yani bizim gibi sinemacılara. Doğru. Ali Kemal çok teşekkürler. Hani genel olarak hani zamanını ayırdığın için öncelikle başta da bahsettiğim gibi uzun soluklu bir sinema yolculuğu bence seni bekliyor. Çünkü biz her şeye rağmen bir sinema aşkıyla filmlerini ürettiğini görüyoruz. Ve çok daha hani parlak fikirlerle, parlak projelerle hani önünde hani
bize yeni filmleri de sunacağını düşünüyoruz ileriki yıllarda. Öyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani son yıllardaki birçok hani yönetmenin arasında senin de girmiş olduğunu ben açıkça kendi izleyici olarak söylemek istiyorum. Çünkü hani çok zekice fikirler bahsettiğim gibi. Kendi bir sinematik evrenin mizah edilmesi, sürreal bir yapıyla bizlere filmlerini yerleştirdin ki farklı dillerin de var belli. Yeni sinema, yeni filminde geceden önce de onu göstereceksin bizlere diye düşünüyorum. Uzun yolculuklu ve çok iyi bir festival süreci de geçirsin diye düşünüyorum. Umarım post prodüksiyon aşamasında da hani aklındaki düşündüğün gibi sonuçlanır. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim İrfan. Sen de vakit ayırdığın için, bu keyifli sohbet için. Umarım bir yerde bir festivalde de görüşürüz. Umarım. Konuşma ve sohbet etme fırsatımız da olur. Eline sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol tekrar. Konseyin sonuna geldik. Ali Kemal Çınar çok değerli ve son yıllardaki en bence parlak işleri çıkartan yönetmenlerden biri. Konuğumdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diliyorum.